Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkıları katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz kıymetli dostlar. Yani doların yükseliş hızı bile sayenizde bizi geçemiyor. Gelen zamlar sonra sakar yakıt fiyatları bile bizi geçemiyor maşallah. Tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. İnanılmaz bir şey. Bazı arkadaşlar çok merak ediyorlar hocam niye böyle oldu diye. Arkadaşlar biz yaklaşık 2 aydır bir kampanya başlattık. Eşini, dostunu, akrabanı, sevdiğin bütün herkesi Kadıköy Sokağı davet et kampanyası. Önceleri şunu söylüyorduk. Gelen video izleyecekse gelsin yoksa gelmesin diye. Şimdi dedik ki video izlemeyecek bile olsa çıksın gelsin. Kanala abone olsun. Orada hanede sayı olarak dursun. Varlığı yeter dedik. Şimdi bunu yapıyorlar. Sizler de tanıdığınız bütün Fenerbahçelileri kanalımıza davet edebilirsiniz. Yükselişimizde hem payt sahibi hem rol oynayabilirsiniz. Haberlere geçelim. Haberler yoğun. Fenerbahçe, Nemanja, Bielisa ile yollarını ayırmış. Fenerbahçe, Beko, Nemanja, Bielisa ile yollarını ayırdığını açıklamış. Yeni sezon öncesinde planlamalar sürüyor. Fenerbahçe, Beko'da aslına bakarsanız beklenen ayrılık gerçekleşti desek herhalde herhalde bir şey yani yalan söylemiş olmayız yani ya. Yani çünkü bekleniyordu. Hatta ben basketboldan çok anlamama rağmen bir geçen sene sıfır katkı verdiğini biliyorum. Sürekli sakatlık falan. Kulüpten yapılan açıklama. Fenerbahçe Beko'nun 2022-2023 sezonu kadrosuna yer alan daha önceki yıllarda 2013-2015 sezonları arasında formamızı giyen oyuncumuz, sporcumuz Nemanya Bielisa ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Bielisa'ya teşekkür eder. Kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz diyor yapılan resmi açıklama. Geçtiğimiz sezon 7 Eurolik maçı forma giymiş 35 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 2.7 sayı 2.1 rebound 0.9 asistle oynamış. Ama dediğim gibi yani katkısı 0 desek herhalde yalan söylemiş olmaz. Fenerbahçe'de iki isim gözden çıkarıldı. Arkadaşlar bu habere dikkat. Bu haberin devamında benim söyleyeceklerime iki kere dikkat. Yani haberi dikkatlice dinleyin ama sona daha bir dikkat. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Nazım Sangare ve Burak Kapacak ile yollarını ayırmayı planlıyor. İkisi de tabii ki de kadroda düşünülmeyen isimler. E, haliyle de Fenerbahçe'de bu iki isimle yollarını ayırmayı planlıyor. Burada anlaşılmayacak hiçbir şey yok. 2021-22 sezonun başında Burak, Bordo'nun elinden kaparak Bursa Spor'dan 1.350.000 Euro karşılığında Fenerbahçe transfer etti. Büyük umutlarla imza attırıldı. 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bir türlü bekleneni veremedi. Geçen sezonu Karagümrük'te kiralık olarak geçirdi. 16 maçta 399 dakika süre aldı. Bir gol 2 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'ye geri döndü. Ancak yine kadroda düşünülmüyor. Fenerbahçe kulüp alıyor. Nazım'ın yüksek talebi. Nazım Sangare teknik direktör İsmail Kartal kendisini kadroda düşünmediğini söyledi. Ee, tecrübeli sahabe bir sürü teklif var ama kendisine tarif olan kulüplerden 1.5 milyon euro istemesi. bunda da diretmesi sebebiyle transfer bir türlü gerçekleşmiyor. Kontratı da sezon sonunda bitiyor. Arkadaşlar yine benim söylediğimi doğrular nitelikte. Şimdi bu kısma dikkat. Kayseri Spor Home Kayseri Spor Başkanı Sayın Ali Çamlı buradan selamlar da olsun kendisine. Ee, 52 davadan 50'sini tamam diyor. Yani Kayseri Spor'un transfer çıtasının tahtasının açılması için. Kalan iki davadan biri Tiam davası. Fenerbahçe ödemede zaman tanırsa demiş memnun kalırız. Biz de transferlerimizi yapabiliriz demiş. Ben bir şey söyleyeceğim. Bakın bunun ayıbı günahı olmaz. iki tarafta e, benim takımlarım. Emre Demir 1, Burak Kapacak 2, Omar faiyet 3. Üç. Üçünü oynama garantisiyle Kayseri Spor'a verelim maaşlarının da yarısını biz verelim. Bak. Oynama garantisi maaşlarının yarısında biz verelim. Sakat olmadıkça, cezalı olmadıkça e, maaşların yani resmi maaşların %80'inde oynama garantisi olsun mesela. Biz verelim. Tamam mı? Bunu maaşının yarısını biz verelim. Kiralasınlar. Hem bedavaya Kayseri Spor transferi yapmış olsun. Hem e, bizim oyuncularımız oynayacağı yere gitsin. Hem gelişimlerini sağlasınlar. Aynı zamanda mesela Crespo bir 6 numara transferi gelecek. Hazır o gelecekken e, Crespo'da da gidebilir bence. Bir mahsuru yok. Bu dediğimi düşünün arkadaşlar. 4 tane ismi Kayserispor'a versen zaten transfer tahtası kapalı. Açtım açıyorum açıldı.com diyene kadar zaten iş işten geçecek. Millet köprüleri çoktan geçecek. E, kimse de kalmayacak. Belki Galatasaray'dan Oliveira'yı da alabilirler. Hani onlar da kadroda düşünmüyor diye biliyorum. Yanlış biliyor olabilirim. Hani onu söyleyeyim bir taraftan da milli maça bakıyorum arkadaşlar. Yani küfür falan etmemek için de zor tutuyorum kendimi. Dalamların bir de topu direkten döndü şimdi. Neyse. Luan Perez'in sakatlığı Samet Akaydın'ın transferini engelledi. Akaydın yazarken ben merak ediyorum. Soyadı Akaydın de biz mi bilmiyoruz? Şimdi Luan Perez sakatlandı. Beklenen şey yaşandı. Çünkü ben bunu söylemiştim. Luan Perez böyle sakatken Hani bu arada 6 ay bayındır kalede ya. Ee, Samet Akaydın'ın kalmasına karar verildi diyor haberde. Türkçesi şu. Sevdiğini alamaysan aldığını seveceksin. Olay bu kadar basit. Şimdi takımdan ayrılacağı haberleri çok çıktı. Teknik heyet son kararını verdi. E, Perez'in sakatlığı da aslında şans doğurdu. Çünkü niye? Stoper bitti. Geçen sezon 23 maçta formasını terletti. Yeni sezonda sadece bir maçta 23 dakika forma şansı buldu. Ben Samet için şunu söyleyeyim. Çöpleyeceğiniz Katar kötü bir oyuncu değil. Ancak geçen sezonki sistemimiz ya çok savruk bir sistemimiz vardı. Bak o sistemde kaleciyi çöpledik Manchester United aldı. O sistemde kimi çöplesek birileri aldı. Ona rağmen alındıysa ya bu sezonda hocam Allah'ın seversen Mert Hakan yandaş oynamasın. Kim oynarsa oynasın diyorlar. Niye diyorum hocam Mert Hakan'ı beğenmiyorum diyorlar. Ya bazı maçlarda tabii ki beğenmeyeceksiniz. Yani Mert Hakan yani dünyaca ünlü bir star değil. Ama bazı maçlarda şimdi Allah var formanın hakkını teslim ediyor. Ben şunu söyleyeceğim. Antalya spor maçımız var pazar günü. Saat 17'de. Hocam niye 17? Niye 17? Hocam 21.45 olsa iyiydi. 17 niye? Beşiktaş'ınki kaçta? Bizimki niye? Arkadaşlar 17 Antalya Spor maçında İsmail Yüksek kırmızı kart cezası oynayamayacak. Ve yerine %90 ihtimalle Mert Hakan yandaş oynayacak. Açık söyleyeyim. Zaten bunu daha önce ben söyledim ama şimdi haberlere de konu olmuş konu, olduğu için açık konuşabilirim. Şimdi İsmail Yüksek 24 yaşındaki İsmail Yüksek Avrupa'da 6 maçın 5'ine ligde ise 3 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başladı. Ankara gücü maçında ikinci sarı kartı gördü. Takımını 10 kişi bıraktı. Antalya maçında da cezalı duruma düştü. İsmail Kartal bu bölgede kim oynatacağını henüz %100 karar verdi diyemeyiz. Ancak şu bir gerçek. Şey. Şu bir gerçek. Ee, hani Miguel Crespo ya da Mert Hakan'dan biri oynayacak. Mert Hakan yandaş. Evet çöplüyorsunuz. Haklısınız. Kendinizce ben size hak veriyorum. Yanlış anlamayın. Haklısınız ama Mert Hakan için şunu söyleyeyim. Bu sezon antrenmanlarda çok iyi Mert Hakan. 7 resmi maçta 324 dakika sahada kaldı. 3 asisti var Mert Hakan yanında. Evet yanlış duymadınız 3 asist. Şimdi 3 asist 324 dakikada sanacak bir istatistik değil. Hani ilk 11'de sahaya çıkacak mı? Ben ilk 11'de Mert Hakan'ın oynayacağını düşünüyorum. Bu benim hem şahsi fikrim. Hani duyum olarak düşünmeyin. Şahsi fikrim olarak düşünün. Bu kadar söyleyeyim. Biz oyuncularımız oynarken destek vermek zorundayız arkadaşlar. Mesela İrfancan Can kahveci. Bence güzel sezon geçiriyor. Bence Fenerbahçe'deki en iyi sezonunu geçiriyor. İstatistik olarak. Ama yani gerisini bilmiyorum. Nasıl yaparız nasıl ederiz. Al Musrati. Fenerbahçe'nin 6 numara transferlerinden hedeflerinden sosyal medyada adı geçen isimlerden biri. Al Musrati için övgü dolu sözler bırak onsuz yapamaz. Listenin üst sıraları Libyalı Al yer alıyor. Yani Kuzey Afrikalı Al Musrati listenin ilk sıralarında. Panathina göre Portekizli gazeteci Thiago Santos nasıl bir oyuncu olduğunu anlatmış. İki saatte bu nasıl bir oyuncu olduğunu anlattığıyla zaman geçirmek de istemiyorum. En dominant oyunculardan biri demiş. En iyi özelliği savunma değil. Yani Portekiz'e Vitoria'nın ikinci takımında oynayarak giriş yaptı. Bir dönem Beşiktaş'ta görev yapan Carlos Carvajal. Al önce Rio Ave'ye oradan Braga'ya transfer etmiş falan filan. Şimdi şöyle söyleyeyim. Topla oynamayı çok seven takımlar için ideal bir oyuncu diyor. Toplu oynamayı seven takımlar. E bizde haliyle toplu oynamayı seven bir takımız. Almus sağdaki boşlukları çok iyi gören bir futbolcu 3-2 oldu çok şükür. Yine Bertolu attı. Bayern Münih'e transferi son anda yattı. Ve defansif geçişlerde fark yaratan biri değil. Libyalı oyuncu savunmada iyi bir alan kaplıyor ama bu onun en iyi yeteneği değil demiş. Futbol IQ'su yüksek diyor. Bu da bir özellik. Onu söyleyelim. Şimdi Almut için Braga'dan yeşil ışık gelmiş arkadaşlar. Asıl haberimiz bu. Özelliğini o yüzden söyledim. Yoksa ben çok önemsemiyorum ee, bu haberi. Şimdi Almut ilk sıralarda bir yerde. Braga istediği ücretle indirme gitmiş ki gideceğini bekliyorduk. Yoğun bir altı numara transfer politikası var Fenerbahçe'de. Ve gün doğdu. FIFA'nın Braga'nın Malaga'ya 11 milyon 725 bin euro ödemesi yönünde aldığı karar. inşallah birisi daha böyle bir ceza yer. İnşallah amin. Fenerbahçe için fırsat oldu. Ve Braga satışına yeşil ışık yaktı. Orta noktada buluşmak için de girişimler hızlandırıldı. Şimdi transferde Portekiz'de sportif direktörümüz Mario Branco ee, aynı zaman ayrıca Braga başkanı Antonio Salvador'la da arkadaşmış. Ve bu yoğun görüşmelerde trafik sürüyormuş arkadaşlar. 12 milyon euro bonuslarla birlikte bu civarda bir transfer Fenerbahçe bitirmek istiyormuş. Gelen haberler bu yönde. İkinci kez adamların topu direkten döndü. 3-2 yenik durumdayız. Daha önce 20 milyon eurodan açtılar. 15 milyon euroya kadar düştüler diyor. 45 gün içinde ödeme yapmak zorunda Braga. Ve Libyalı yıldız Mario Branco ile Antalya Salvador arasında pazarlıklar devam ediyor. Libyalı yıldızın menajeri Pedro Marquez Neto'nun da iki gün içinde Fenerbahçe ile görüşmek için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor demiş. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu Pablo Neto'yu sokakta görseniz tanır mısınız? Hani kim olduğunu biliyor musunuz? tipi kime benzer neye benzer? Hocam ondan kolay ne var internete yazar buluruz. Bulursunuz. Bulursunuz bulursunuz. Arkadaşlar Portekizliler, ee, Güney Amerikalılar isimleri birden fazla olduğu için çok fazla aday bulabilirsiniz. Hani bizdeki Hasan Hüseyin gibi teşbihde hata olmasın. Ya İlla ki bulursun yani. Neyse. Belki de gelmiştir yani o manada söylüyorum. Valla kulübü benim bildiğim kadarıyla indirime yanaşmıyor arkadaşlar. 15 milyon euro diyor. Bizimkilerde nasıl olsa seve seve indirim yapacaksınız diyor. Hatta bizimkiler 8-12'ye kadar çıkan teklifi direkt 8'e düşürdü. Ben bu transferin olacağını sanmıyorum. Ama transfer bu. Her an her şey olabilir. Bir bakarsın bir telefonla hadi gelin alın derler. O yüzden kesin konuşmuyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi transferde her an her şey olabilir. Bırak adam yeşil ışık diyor. Fakat şunu söyleyeyim. Fenerbahçe uçaklarına bir bakın bakalım. İngiltere sularına herhangi bir yere gitmişler mi? E, İngiltere'de Koç02'yi takip edin arkadaşlar. Koç02 bir bakın bakalım İngiltere'de olaylarına bir yere gitmiş mi? Bilmem anlatabildim mi? Görüşmek üzere. Abone olduğunuz için, videoyu beğendiğiniz için kanala sadakatiniz için hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere.